Evet kıymetli Hacı Aday kardeşlerimiz, ziyaretimizi 1. durağında 1-2 yeri sizlere hatırlatmak istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke döneminde müşriklerin ona bir türlü çıkış vermemesi karşısında Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mucizelerle, insan üstü olaylarla yardımcı oluyor. Kıymetli kardeşlerim, bunlardan bir tanesi şu karşıda bir tane küçük mescit görüyorsunuz. Gördünüz değil mi? Çok böyle mütevazı bir mescit. O mescidin yerinde çok büyük bir endamlı çam ağacı var. Allah'ın yerlere serilen büyük, görkemli bir ağaç vardı. Müşrikler Peygamber Efendimiz'e yine dün de anlatmıştık kamer olayını. Aynen ona benzer bir şekilde dediler ki sen bize peygamberlikten bahsediyorsun, hak olduğundan söylüyorsun. Ben bunları kafamdan değil, bunları bana Allah emretti diyorsun. Madem öyle bize farklı olarak bir üstünlük, bir ayrıcalık göster de bunlar senin kendi bilgilerin, kendi icatların değil de Allah'tan sana geldiğini öğrenmiş olalım diye Peygamber Efendimiz'e söylediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de oradaki bulunan o ağaca emretti. Dedi ki ey ağaç, oradan gök dallarınla ve köklerinle birlikte kalk, yanıma gel diye ağaca emretti. Ağaç oradan olduğu gibi sallana kalktı, geldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme eğildi, saygı ve hürmet gösterdi. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ifadeleriyle onun peygamberliğini tasdik etmiş oldu. Dolayısıyla şu anda o yere küçük bir mescit yapmışlar. O mescide Şecere Mescidi Arapçası, Türkçesi Ağaç Mescidi olarak tarif ediliyor. Ağaç Mescidi olarak bir ana olarak orada durmuş oluyor. Kıymetli kardeşlerim, burada da küçük bir mescit daha var. Bu mescit de Bayrak Mescididir, bayrak. Ne demek bayrak? Şu anda bizim elimizde de Milli Görüş bayrakları var, bizim flamalarımız var. Ben hatta arkadaşlara şaka olsun diye bazen sancaklar bugün sen misin diyorum. Bunu özellikle söylüyorum, bilerek söylüyorum. Kıymetli kardeşlerim, biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada İslam'ı arzu ettiği şekilde bir türlü yayamıyordu, tebliğ edemiyordu. Müşrikler buna fırsat vermiyorlardı. Nereye gidip İslam'ı anlatmaya başlıyor dediyse hemen arkasından gidiyorlardı. Diyorlardı ki bu yalan söylüyor, inanmayın buna, sizi kandırıyor. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'e söylediklerini hemen çürütüyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buna çok üzülüyordu. Çünkü peygamberliğinin 13. yılı geçmişti. Hala daha arzu edilen seviyede İslam yayılamıyor. İnsanlara bu gerçek anlatamıyor. O zamanın batı sistemi diyelim, o zamanın dinsiz sistemi, o zamanın yanlış sistemi insanları ellerinin altından kaçırmaya tahammül edemiyorlardı. Çünkü sömürüyorlardı, kandırıyorlardı, karın tokluğuna çalıştırıyorlardı. Kendileri zevk-ü sefa içerisinde bir elleri balta, bir elleri yağda hayat sürüyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onlara gelin ben size gerçekleri anlatayım, insanlara değil, sizi yaratan Allah'a kulluk edin, ona ibadet edin, ona tazim edin, ona hürmet edin diye söylüyordu insanlara. İnsanların kafasına yatıyordu ama hemen öbür taraftan diyorlardı ki eğer ona inanırsan seni öldürürüz. Hemen gidip diyorlardı ki eğer ona destek verirsen seni öldürürüz. İnsanlar aslında onun dediklerini doğrudur bulmakla birlikte korkudan çok fazla onun yanına yaklaşamıyorlardı. Niye? Çünkü Mekke'de henüz İslam devlet olmamıştı diye. Hürmetli kardeşlerim, bunun çaresini arıyordu Peygamber Efendimiz. Ama Allah'tan müsaade gelmemişti. Peygamberler hiçbir şeyleri kendi kafalarına göre yapmazlar. Allah'ın emrettiklerini uygularlar. Allah'ın emrettiklerini insanlara anlatırlar. Ya da Allah'ın emrettiklerinin anlaşılması için Allah-u Teala'nın kontrolü altında kendileri Kur'an ve sünnete ters düşmeyecek şekilde ifade kullanırlar.
Kıymetli kardeşlerim, işte bu esnada Allah Teala Peygamber Efendimize Mekke'den Medine'ye hicret etmesine müsaade etmiştir. Bunu ayrı olarak sizlere inşallah Sevr Dağı'na çıktığımız zaman özel olarak anlatacağız. Ama ben kısaca anlatayım. Kıymetli kardeşlerim, hicret büyüdüğüm Mekke Medine'de işte gittik Endek Savaşı, ondan sonra Uhud Savaşı, bunların hepsi yaşandı. Onlar yaşandıktan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kâbetullah'a tavaf etme, Kâbetullah'a ibadet etme, Kâbetullah'a gerçek sahibine ulaştırma arzusunun gerçekleşmesi için orada hazır. Hacı Hatay kardeşlerimiz, burası cin mescidi, cin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslamiyet'i buralarda anlatırken onun iki tane büyük destekçisi vardı. Bunlardan bir tanesi kimdi? Dün söyledim size. Kimdi? Hazreti Hatice validemiz. Ben isterim hocam. %50'sini verilmediği halde, değil mi? Sırf yine olması münasebetiyle Ebu Talip'ti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunların desteğiyle İslamiyet'i yaymak için çok büyük bir çaba sarf ediyordu. Ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 6 ay içerisinde onların her ikisini kaybedince, yani her ikisi Hazreti Hatice validemiz, biraz sonra gideceğiz kabristanlığa, vefat edip buraya defnedilince, amcası da aynı şekilde defnedilince, kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz yalnız kaldı. İki tane büyük destekçisi, iki tane büyük destekçisi vefat etti. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çareler arıyor. Acaba ne yapabilirim? Nasıl ben ederde İslamiyet'i yayabilirim? Bu şekilde birlikte çareler ararken aklına Taif'teki, bu yol Taif'e gidiyor. 60 kilometre ileride Taif diye bir şehir var, Taif. Taif'teki akrabaları aklına geldi. Dedi ki, ben burada Peygamber Efendimiz'in desteklerini vefat edince burada akrabalarımın yanına gideyim, akrabalarım bana sahip çıkar, İslamiyet'i olur ya Taif'ten yaymaya başlarız, akrabalarımla birlikte bu işi daha iyi başarırız düşüncesiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e gitti. Taif'e gidişinde müthiş bir karşılama yaptılar. Yeğenleri geldi. Herkes tarafından bilinen Muhammedül Emin. Ya sesiniz çıkmıyor ya. Muhammedül Emin. Muhammedül Emin olarak bilinen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i karşıladılar. Peygamber Efendimiz de onlara dedi ki, teşekkür ediyorum ama şimdi beni biraz dinleyin. Ben Allah'ın gönderdiği son peygamberim. Ben sizleri Allah'a davet ediyorum. Ben sizleri imana davet ediyorum. Ben sizleri şu ana kadarki cahiliye döneminin adetlerinden vazgeçmenizi hatırlatıyorum deyince Peygamber Efendimiz'e o müthiş karşılama ters döndü. Dediler ki, sen bizim rahatımızı bozmaya geldin. Sen bizi rahatsız etmeye geldin. O akrabaları onu kovdular, hatta ve hatta taşladılar, Taif'ten çıkarıncaya kadar uzaklaştırdılar. Hatta orada bir ağaçlık var, ağaçlıkların altına Peygamber Efendimiz saklanmamış olsaydı çok büyük bir yaralar alacaktı. Orada kendini gizledi, böylelikle Taiflilerin taşlanmasından kendisini kurtarmış oldu. Burada yine çok müthiş bir hadis-i şerif var. Onu da sizinle paylaşarak Taif'ten buraya geleceğiz. Onun için oraları anlatıyorum. Yanında olan ashab-ı kiram dedi ki, ey Allah'ın Resulü, bak bunlar sana ne yapıyor? Seni taşlıyorlar.
sana zorluk çıkartıyorlar, sana eziyet veriyorlar. Ben biliyorum ki sen Allah'a dua ettiğin zaman Allah senin duanı reddetmez. Sen şunlara bir beddua et, bunlar yerine bir olsun, görsünler peygamberi taşlamayı. Peygamber Efendimiz ne cevap verdi? Dedi ki, Allah'ım, ashabım anlamıyor, ben lanetleyen, beddua eden bir peygamber değil, ben rahmet peygamberi olarak gönderildim. En zor anda bile ümmetine, insanlığa bu kadar düşkün olan büyük bir peygamberin ümmetiyiz. Ne büyük bir şeref, ne büyük bir ayrıcalık. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan çıkıp gelirken, amcasının oğlu da onun yanındaydı. Amcasının oğluna dedi ki, sen benimle artık gelme. Burada cinler, şu gördüğünüz yerde cinler toplandılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i davet ettiler. Dediler ki ona, sen peygambersin, gel bakalım bize bir anlat nasıl bir peygambersin diye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a sığınarak yalnız başına buraya geldi. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَابُدُونَ ayeti kerimesinin gereğince ben insanları ve cinleri ancak ve ancak bana kulluk yapsınlar diye yarattım buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Sizin gibi kıymetli acılarımızdan gelip ziyaret edenlere, Fatiha okuyanlara kıyamet gününde 70 bin tane hacıya...